Evet Tonguç'um bir devlet doğuyor, Osmanlı Devleti doğuyor Allah ve Allah Allah, Allah, Allah iddialarıyla bizler de yavaş yavaş yeni konumuza giriyoruz. Bugün seninle birlikte gerçekten üç kıtaya hükmetmiş mükemmel bir devlet olan Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu nasıl kısa sürede bir öğreneceğiz. Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede güçlenmesinin sebepleri, Osmanlı Devleti'nin uyguladığı politikalar, Osmanlı toplum yapısı, divanı hümayun yani sadrazamları, vezirleri, kaptanı, deryaları hepsini güzel güzel öğreneceğiz. Gerçekten gurur duyduğumuz atalarımızı ne kadar büyük fetihler yaptığımız hep beraber öğreneceğiz. Bugünkü dersimizde seninle birlikte Osmanlı fetih siyasetinde, beylikler döneminde ne oldu? Osmanlı oğulları beyliği küçük bir beylikken nasıl büyük bir devlete dönüştü? Bunların her birini yani kısa sürede güçlenmesinin sebeplerini, uyguladığı politikaları, devşirme, millet sistemi, gazacat her birini güzel güzel anlatacağız. O zaman hadi bakalım intro'muz girsin ardından da ne yapalım Tomuç? Savaşa Çok... başlayalım. Yok, savaşa değil evladım derse başlıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin nedenlerini yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna bir bakacağız. Devletin temel dinamiklerine bakacağız. Diğer dersimizde de Osmanlı Fetih Siyasi videomuzda da burada Osmanlı'nın kuruluş döneminde padişahlarımız Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, Yıldırım Beyazıt, 1. Mehmet, 2. Murat, Osmanlı Yükselme döneminde Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Bayezid bunlara bakacağız. İstanbul'u fethedeceğiz ve ne yapacağız Songuç'um? Tüm dünyayı fethedeceğiz. Aynen tüm dünyayı fethedeceğiz. Tabii ki tüm dünyayı fethetmiyoruz biz. Sadece ...Avrupa'da, Balkanlar'da, Kuzey Afrika'da, işte Kafkasya'da, Orta Doğu'da büyük bir devlet kuruyoruz ama... ...bu devlet yani Osmanlı Devleti nasıl küçücük bir beylikken kocaman bir hale geldi? Gel istersen bunların nedenine bakalım. Birincisi Osmanlı Devleti'nin kurucusu kim Tonguç'um? Osman Bey. Harikasın Osman Bey yani Osman Gazi zaten... Orhan Bey kursaydı devletin adı ne olurdu? Orhanlı hocam. Aynen dediğin gibi Orhanlı devleti olurdu. Ama Osman Bey kurdu için Osmanlı devleti olmuş. Ben kursaydım Tonguçlu devleti olurdu hocam. Aynen sen kursaydın da Tonguçlu devleti olurdu ama sen kurmadın Osman Gazi kurdu. Allah rahmet eylesin kendisinden gani gani rahmet ediyoruz. Osman Gazi'nin babası da Ertuğrul Gazi'ydi esasında. Ertuğrul Gazi de e, dirilişi başlatmıştı ama devletin kuruluşunu Osman Gazi sağladı. Şimdi kurucusu Osman Gazi kuruluş tarihi 1299 kökeni Oğuzların Günhan kolunun kayıbı. Bak Oğuzlardan geliyor. Yani ta Orta Asya'da hatırlarsın. Altın sınıfta bunu öğrenmiştik. Orta Asya'da işte Hunlar vardı, Köktürkler vardı, Uygurlar vardı. Onlar da Oğuzlardan geliyordu. İşte Osmanlı Devleti de Oğuzlardan geliyor. Biz de şimdi bu kayı boyunun nasıl küçük bir beylikken büyük bir devlet olduğunu göreceğiz. Kurulduğu bölge Söğüt ve Domaniç. Yani şu anda bilenler bile bağlı iki tane çok tatlı ilçemiz Söğüt ve Domaniç. Ama Osmanlı Devleti'nin kökenleri oradan başlamış. Dolayısıyla buradan Söğüt ve Domaniç'le öğrencilerimizi de selamlıyoruz. Ve bir daha mehterimizi veriyoruz. Şimdi Burada sonuç. Biz bu konuyu güzel güzel anlatacağız ama şimdi ben burada sana süper taktikler vereceğim, süper yöntemler vereceğim. Hepsini öğreneceğiz ama senin ne yapman gerekiyor? Düşmanla savaşmam gerekiyor. Tabii ki düşmanla savaşman gerekiyor ama evladım şu anda savaş yok, çok şükür. Bizim şu anda esas savaşımız cehaletle. Yani Eskiden gemilerle, uçaklarla, silahlarla, kılıçlarla savaşılırmış. Şimdi ise cehaletle savaşmamız gerekiyor. Cehaletle savaşmak için de ne yapacağız? Bol bol soru çözeceğiz. Ödev mi veriyorsunuz hocam? Evet Tonguç'um yine ödev veriyorum haklısın. Şimdi 7. sınıf yazı notlarımız çıktı. Yazılda bu konumuzdan soru gelirse mutlaka buradaki taktikleri uygulayaraktan, formülleri, çalışmaları hepsini yaparaktan mükemmel bir şekilde inşallah yazılan süper notlar alacaksın. Yazılı provalarımız da geliyor. Yazılı notları mutlaka. ikincisi taktikli sözelde sosyal kısmından. Dinamo Sosyal Bilgiler kitabımızda yine bir dev devlet doğuyor. Bak burada Osmanlı fetih siyasetini yapmıyoruz. Çünkü daha orayı işlemedik. Onu diğer videomuzda işleyeceğiz. Bir devlet doğuyor kısmıyla alakalı. Buradaki dijital soruları ve diğer soruları yapmanı isteyeceğim. Bir de Zoru Bankası sosyal kısmında da yine e, bir devlet doğuyorla alakalı testi çözmeni isteyeceğim. Tonguç'a ben şurada bulalım hatta nerede? Sosyalde. Burada bak bir devlet doğuyor kısmını güzel güzel çözüyoruz. Şimdi burada çok önemli Tonguç'um. Sen bu soruları çözerken takıldığın olursa mutlaka kare okutarak soruların çözümünü izle. Tamam şimdi dersimizin sonunda zaten sayfa sayfa devleri de vereceğim ama... ...şimdi hazırsan mehterimizi verelim bir kez daha. Allah 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 Allah. Aynen Allah Allah diyoruz ve savaşa başlıyoruz. Daha doğrusu savaşa başlamıyoruz. Osmanlı Devleti savaşarak değil de hoşgörüyle, adaletli yönetimle esasında... ...devletinin böyle büyük bir devlet olmasını, büyük bir kıtaya, üç kıtaya hükmetmesini sağlıyor. Şimdi gördüğün gibi e, ee, i̇lk başta burada Anadolu'ya biz Manazgir Savaşı ile giriş yapmıştık. Sonrasında ilk başta Pasinler Savaşı vardı ama e, Erzurum'a bağlı Pasinler olsa. Sonra Muş'un Manazgir olsa Bizans'ı durdurduk. Sonra Bizans yıkılmaya başladı. Burada ilk başta ilk beylikler dönemi kuruldu. İşte Danışmentoğulları, Artuklular, Saltuklular, işte Çaka Beyliği vardı İzmir'de. Sonra onlardan sonra Türkiye Selçukluları kuruldu. Türkiye Selçukluları da Köstağ Savaşı'ndan sonra yıkılınca yıkılınca dağılınca ikinci beylikler dönemi başlıyor. İşte ikinci beylikler döneminde Ahiler var, Osmanoğulları var, Germiyanoğulları var. Bugün Kütahya'da bilenler bilir. Karesioğulları karesi var. kaçın karesi ya. Ya çok kötü espri Tonguç'um ya. Bu, bu, olmaz ya. Karesioğulları kaçın karesi diye bir soruyu bir, sormayın. Bu matematikle ne alakası var? Karesioğulları ikinin karesi dört. Ne alakası var? Karesioğulları bizim esasında ne yapmamızı sağlıyor? Bizim denizcilikte ilerleyen yani donamamızı kurmamızı sağlayacaklar. Çok değerli. Saruhan oğulları, Aydan oğulları, Menteş oğulları, Hamit oğulları, Karaman Karaman oğulları. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Aferin bu sözü nereden biliyorsun sen? Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu niye diyorlar biliyor musun? Çünkü Karaman oğulları Osman oğulları devletini baya bir zorlayacak. Biz kurmalıyız diyecek. Çünkü Türkiye Selçuk Devleti yıkıldıktan sonra bu beylikler kuruldu ya. Karamanoğulları Türkiye Selçuk Devleti'nin başkentinde yani Konya'da kurulmuş diyor ki o zaman biz olmalıyız yani büyük bir devlet diyor. Ama bakıyor ki Osmanoğulları hızlı hızlı büyüyecek. Bir dakika ya diyecek Karamanoğulları baya bir sorun çıkaracak Osmanoğullarına. O yüzden de bizde böyle bir söz var. Karaman'ın koyunu sona çıkar oyunu yani Karamanoğullarına dikkat edin diyecekler. Burada diğer beyliklerimiz var. Canlaroğulları, Canik, işte Trabzon'un İmparatorluğu, Dulkadiroğulları, Ramazanoğulları. Burada bizim esas en önemli dikkat etmemiz gereken beylik Osmanoğulları beyliği. Niye? Çünkü birazdan... Osmanlı Devleti'ni kuracağız. Aynen Osmanlı Devleti'ni kuracağız. Hemen yine Verdik. Şimdi Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede güçlenmesinin yani büyük bir devlet olmasının sebeplerini sana sınavda yüzde %100 soracaklar. Zaten biz de yazılı notlarında bunu söyledik. Defalarca soru geleceğini söyledik. Hatta ve hatta sıfırdan yediye sözel konu altında kitabımızda da bununla alakalı çok güzel taktikli bir şekilde anlattık. Onu şuradan göstermek istiyorum sana Tonguç'um. Şurada nerede hemen göstereyim bak. Burada evet reklam olacak ama çok güzel oldu. Bak şurada göstereyim bak. Burada tek tek kimin ne yaptığını sana güzelce gösterdik ama şurada bak. Osmanlı Beyliği kısa sürede nasıl büyüdük? Bunu kodladık böyle. Bay bay dedik yani. Niye bay bay dedik? Kime bay bay diyoruz? Bizans'a. Aynen Bizans'a bay bay diyoruz. Peki Bizans'a nasıl bay bay diyoruz? Birincisi bak birincisi. Bay bayın B harfiyle başlayalım. Bizans'ın ve Balkanların durumu çok önemli. Bizans ve Balkanlar gerçekten zor durumda. Bizans çok zor durumda böyle sürekli... Entrikalar var. Aynen entrikalar var, karışıklıklar var. Çok zor durumda Bizans. Böyle güçlü bir devlet değil Bizans. Balkanlarda yine güçlü bir devlet yok bu sayede Osmanlı Devleti hızlı hızlı ilerleyecek. İkincisi ve en önemlisi coğrafi konumu da önemli. Niye coğrafi konumu önemli? Şimdi Bizans'ın B'sini aldık. A'da ahiler var ama ahileri geçmeden önce coğrafi konum yani Y harfi yerleştiği bölge diyelim buna bak. Yerleştiği bölgenin Y'si diyelim şöyle. Yerleştiği bölge. Bu da çok çok önemli. Niye? Çünkü Osmanlı Devleti bak şimdi örnek görüyorum. Germenoğullarının sağında kimler var? Ahiler hocam. Ahiler var. Aşağısında Hamitoğulları var. Solunda kim var? Sarıvanoğulları hocam. Çok güzel. Sarıvanoğulları var. E, öbür tarafına bakıyoruz Karamanoğulları. Yukarısına bakıyoruz Osmanoğulları. Suzey batısına bakıyoruz Karesioğulları. Dolayısıyla Germenoğulların etrafında hep Türkler var. Veyahut da Aydınoğullarına bakıyoruz hep etrafında Türkler var. Ama Osmanoğullarının arkasında Türkler var ama... ...ön tarafında Bizans İmparatorluğu var. Yani Bizans var. Dolayısıyla Bizans'ın olduğu yer hep böyle... Ne? Burada Hristiyanlar var. Dolayısıyla burada savaşırsa hızlı hızlı ilerleyebilir. Zaten Bizans'ın içinde bulunduğu durum da kötü. Hem hızlı hızlı ilerleyebilir hem de ...gaza ve cihat yapmış olacak. Yani kafirlerle, Müslüman olmayanlarla yapılan savaşa biz gaza diyoruz, cihat diyoruz. Osmanlı da gaza politikasıyla gerçekten diyecek ki... ...ya kardeşim biz burada ne güzel diğerleriyle, Müslüman olmayanlarla savaşıyoruz diyecek. Niye Müslümanlara, oğullarına, Ahilere, Saruvanoğullarına saldıralım ki diyecek. Dolayısıyla yerleştiği bölge, coğrafi konumunda çok çok değerli, hızlı bir şekilde büyümesini sağlayacak. Ahilerin desteği de çok çok önemli. Ahiler ne demek biliyor musun Bilmiyorum hocam. Tamam, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek kayıp. Ahi demek esasında esnaf demek. Hani günümüzde bakkal, manav, kasap, berber bunların her biri esasında esnaf. Bu esnafların oluşturduğu teşkilata günümüzde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu deniyor. Ama eskiden ahiler deniyor. Bu ahiler hep beraber işte akşamları sohbet ediyorlar, Kur'an okuyorlar, gündüzleri birbirlerinin mallarını denetliyorlar, birbirlerine dükkanlarda yardım ediyorlar, kaliteli ürün üretilmesini sağlıyorlar. Ahiler gerçekten hep beraber hem maddi hem de manevi kazanç elde ediyorlar. Yani toplumun aynı zamanda mühendisi gibiler. İşte ahilerin kızıyla evlenecek Osmanoğulları. Ahi Evran'ın kızıyla evlenecek ahilerin liderinin. Ve böylece ahilerin desteğini alacak. Ahiler Osmanoğullarının gerçekten mükemmel bir beylik olduğunu ve ileride büyük bir devlet olabileceğini görecekler. Ve ahilerin desteğini alan Osmanoğulları yani esnafın desteğini alıyorsun. sene tüm bakkal, manav... İşte berber yani bütün herkes, çiftçiler haricinde, dükkanlar olan herkes Osmanoğullarına, Osman Bey'e destek veriyor. Osman Bey'e destek verince de ahilerin desteğiyle Osmanlı Devleti kısa sürede büyüyecek. Burada iskan ve istimalet, bunu da yönetim diye kodlayalım. Bak burayı da yönetim diye kodlayalım. Esasında kodlamamıza gerek yok. Bunların hepsi çok çok önemli. Birazdan hepsini söyleyeceğim. İskan ve istimalet yani yerleştirme ve... ...hoşgörü politikası var. Bunu da birazdan söyleyeceğiz. Osmanlı Devleti herkese çok hoşgörülü davranıyor. Yani sen Müslüman değilsin, al sana. Öyle bir şey yapmıyor. Bütün Allah'a inanan herkes çok değerli. Zaten dinimize de Allah'a inanan herkesin değerli olduğunu söylüyoruz. Allah'a inanan Hristiyan'ı, Yahudisi hepsine hoşgörülü davranıyor. Böylece özellikle gayrimüslim. Müslim ne demek? Müslim gürsesi hocam. Müslim gürsesi diye bir şey yok evladım. <laughs> Müslim gürsesi o birincisi. Müslim de Müslüman demek. Gayrimüslim de Müslüman olmayan demek. Amaç özellikle gayrimüslim yani Müslüman olmayan halka hoşgörülü ve adil davranmak. Yani Müslüman'a herkes hoşgörülü davranıyor. Aa Müslüman canım kardeşim. Zaten kardeşin herkes iyi Önemli olan senin kardeşin olmayan, senin komşun olmayan, senin aynı dinden olmayan insan hoşgörülü davranmak. İşte buna da istimalet. Yani hoşgörü politikası. Bak buraya yazıyorum Tonguç'um. Hoşgörü politikası uyguluyor Osmanlı Devleti. Dolayısıyla Mehter Marşı'nı çaldığında herkes titriyor. Aman Allah'ım Osmanlı geliyor diyor. Şimdi Osmanlı gelince öyle hoşgörü davranıyor ki ya biz yanlış tanımışız sizi ya diyor. Siz mükemmel misiniz diyor. İskan politikası ise yerleştirme. Yani mesken hani mesken yer meskeniniz neresi iskan edelim iskan politikası diyorlar. Burada amaç Rumeli'nin Türkleşip Müslümanlaşmasını sağlamak. Şimdi Osmanoğulları Osmanoğulları sonuçta batıya doğru ilerleyecek ya konumundan dolayı. Batıya doğru ilerlerken şimdi buralarda hep Hristiyanlar var. Buralar hep Hristiyan. Bunu biliyoruz. Maviler hep Hristiyan bölge. Şimdi Balkanlarda yeni topraklar fethediyor. Hristiyanlar da var. Hristiyan var. Ama burada bir şey var. Dikkatini çektim mi Tonguç'um? Evet hocam. E şimdi sen burayı fethettin ama burada hep Hristiyan olursa burayı yönetemezsin ki çok rahat bir şekilde. Yönetsen bile gayrimüslimlere hoşgörülü davransan bile bak hatta Osmanlı'nın Kuruluş döneminde elde ettiği yerlere şöyle bir buradaki şeyde, haritada da göstereyim. Bak yeşille başlıyoruz. Sonra mavi oluyor. Osmanlı ee, Osman Bey döneminde yeşil. Mavi Orhan Bey dönemi. Griler birinci Murat. Sonrasında Yıldırım Beyaz gelecek. Burada işte turuncu kısımlar. Sonrasında ikinci Murat döneminde kırmızılar. Görüyor musun? Bak bayağı ilerleyeceğiz. Sonra Fatih Sultan Mehmet zamanında buraya fit Yani sen Edirne'yi, Varna'yı, Nibolu'yu, Kosova'yı buraları alıyorsun. Ama buralar hep böyle mavi mavi. Yani Hristiyanlar var. Ne yapacak? O zaman Anadolu'dan göçebe olarak hareket eden Türkmenleri yani böyle Türk bayrakları koymak buraya. Böyle kırmızı kırmızılar yerleştiriyor. Niye yerleştiriyor? Çünkü buraların Türkleşmesini sağlıyor. Bu adamlar mesela burada iki tane Türk var birbirleriyle tartışıyorlar. Bunu alıyor bu tarafa götürüyor. Veyahut da göçebe biri var sürekli yeri yok böyle dolaşıyor. Onu alıyor bu tarafa götürüyor. Böylece burada sadece mavilerin değil kırmızıların da olmasını sağlıyor. Yani Türklerin de olmasını sağlıyor. Yani o e, fethettiği yerlerin Türkleşmesini sağlıyor. Rumeli dediği bak burası Anadolu Rum'un eli. Yani Rum tarafına da Rumeli deniyor. Hatta Avrupa yakasında Rumeli sarı vardır. İşte Rumeli yani Rum tarafındaki hisar. Rumeli tarafını... Türkleştirmek için oradaki gayrimüslimlere zarar vermiyoruz. Gayrimüslimler duruyor, Hristiyanlar duruyor, Maviler duruyor. Ama biz aynı zamanda e, Türkleri de yerleştirerek oraları Türkleştiriyoruz. Dolayısıyla Tomuç'un iskan ve istimal politikası önemli. Gaza ve cihadı da söyledik. Burada yetenekli padişahlar da var. Yani bu da yine yetenekli padişahlar. Kim padişahlarımızı hemen şöyle tanıyalım. Bak şimdi burada padişahlarımızı diğer dersimizde daha detaylı göreceğim. Osman Bey bakar mısın yani? Babanızın adı Ertuğrul Gazi. Oğlunuzun adı Orhan Bey. Adınız Osman Bey. Yani adam ne kadar güçlü ya. Osman Bey'i tanısan ne yaparsın? Gurur duyarsın yani. Osmanlı padişahı yani. Orhan Bey. Devam ediyoruz. Birinci Murat. Yani zaten benim en sevdiğim padişah Birinci Murat. Neden hocam? Neden? Hemen sebebini söyleyeyim. Esasında Yeniçeri Ocağı'nı, Tımar Semin'i kuran çok değerli padişah. Bir de Osmanlı'dan önceki diğer Türk devletleri yani Hunlar, Köktürkler, Karahanlılar, Gazneliler... Büyük Selçuklar, Türkiye Selçukları birçok Türk devleti kurdu ama kısa sürede yıkılıyorlar. Bunun sebebi ülkeyi hanedanın ortak malı görüyor tüm Türk devletleri. Yani amcaoğulları, dayıoğulları, halı herkes ama birinci Murat diyor ki hayır diyor. Ülke sadece baba ve oğullarınındır diyor ve böylece merkezi otoriteyi güçlendiriyor. Hatta birinci Murat'tan sonra Yıldırım Bayezid yine çok güçlü. Birinci Mehmet ikinci kurucu olacak. Devleti, bunları ikinci videomuzda göreceğiz. Sonrasında Fatih Sultan Mehmet ülke sadece padişahındır diyecek. Yani kardeş katline izin verecek. Yani kardeşimle kavga edeceksem eğer... Yani düşünün sen kardeşlere benim olacak, ülke hayır, hayır... Ya bir dakika ya. Koskoca Osmanlı Devleti esasında iki kardeş kavgasından dolayı bölünemez diyecek. Dolayısıyla merkez otorite güçlendirecek. Görüyor musun? Bak Cezayir, Trablusgarp, Mısır, Bağdat. Ya tüm neredeyse en değerli bölgeler biz. Yani burada hatta İtalya'da Otranto da var. Burayı işaretlememişler. Hep buralar bizde çok değerli. Bunlar yükselme döneminin sonlarına doğru alacağız. Dolayısıyla Tonguç Elendir'in gerçekten Yavuz Sultan Selimler, Fatih Sultan Mehmetler mesela bak şurada İstanbul'un fethi bunları göreceğiz. Gerçekten çok heyecanlanıyorsunuz. Çok heyecanlanıyorum hocam. çünkü çok seviyorum Osmanlı padişahlarını. Bak şimdi burada mesela diyelim ki Yavuz Sultan Selim'in dedesinin adı ne? Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet yani dedenizin adı Fatih Sultan Mehmet. Yavuz Sultan Selim'in oğlunun ismini biliyor musun? Kanuni Sultan Süleyman. Evet Kanuni Sultan Süleyman yani bak baba adı ikinci Bayezid. Dede adı Fatih Sultan Mehmet. Adınız Yavuz Sultan Selim. Oğlunuzun adı Kanuni Sultan Süleyman. Yani Adam zaten yani coşmuş yani daha, daha ne olabilir? Dolayısıyla yetenekli padişahlardan buraya geldik, gaza geldik gerçekten. Yetenekli padişahlar çok çok önemli. Bir kez daha mehteri veriyoruz. Şimdi beyliklerle de iyi ilişkiler geçiriyoruz. Neden iyi ilişkiler? Çünkü şimdi biz az önce bir sayfamız vardı. Sayfa kayboldu galiba. Nerede? Şurada. Nerede? Ha, şurada. Bak. Burada gaza yapıyordu. Gaza neydi? Müslüman olmayanlarla savaşmak. Aynen. Müslüman olmayanlarla savaşmak. Ama bunlar Müslüman. Bunlara, bunlarla savaşamazsın. O yüzden bunlarla biz iyi geçineceğiz. Bunları diyoruz kardeş Germiyan oğulları. Gel senle ev, sen bana işte Germiyan mesela Yıldırım Beyaz zamanda bir e, gelin alacağız. Yani Germiyan Kütahya'dan bir gelin alıyoruz. Hatta sonrasında Yıldırım Beyazıt Ankara Savaşı'na yenilince orada Türk kızını alıp Timur askerleri onu böyle götürünce kaçırınca Osmanlı devleti artık bir daha Türk kızlarıyla evlenmeyeceğiz diyor. Çünkü Osmanlı padişahı yani onu anlatacağım sonra onu çok detaylı bir şey orası magazinsel gibi duruyor ama öyle değil çok değerli bir şey var orada. Germenoğullarıyla evlenerek mesela Hamitoğullarından parayla Sarıvanoğulları aydın farklı farklı beyliklerle böyle kavga dövüş olmadan rahat rahat toprak alacağız. Bir de Karamanoğulları bize biraz zorlayacak ama beyliklerle genellikle iyi ilişkiler içerisindeyiz. Yani beyliklere böyle saldırmıyoruz. Gazayı kimle yapıyoruz? Bizans'la. Aynen Bizans yapıyoruz veya Balkanlarla yapıyoruz. Bir de Anadolu'da güçlü devlet yok. Yani Anadolu'da güçlü bir devlet biz buraları aldıktan sonra Timur diyecek ki bir dakika kardeş diyecek. Ankara savaşları mesela bizi zorlayacak. Ama ilk başlarda Osmanlı Birliği'den büyüye doğru giderken güçlü bir devlet yok. Şimdi o zaman burayı şöyle kodlayacak olursak şöyle bay bay diye kodlayalım burayı mesela. Kitabımıza bunu kodlamıştık. Bay bay'ın bağısı B'siyle başlayalım. Balkanlar bak Balkanlar ve Bizans. Balkanlar ve Bizans'ın durumu neymiş demek ki? Kötü. Kötü, çok güzel. Ahileri yazdık. Ah, ahiler dedik, bu çok önemli. Y yönetim dedik. Yönetimde ne vardı sonuç evladım benim? İskan hocam. Mükemmelsin. Hemen yazıyorum. İskan yani yerleştirme ve istimalet politikası. Yönetimde bunu söyleyebiliriz. Sonrası beyliklerle iyi ilişkiler geçiriyoruz dedik. Sonra A Anadolu'da güçlü devlet yok dedik. Anadolu'da da siyasi birlik yok. Anadolu'da güçlü devlet yok dedik. Yani şurası Anadolu'da güçlü devlet yok. Y de yerleştiği bölge yani coğrafi konumunu söyleyebiliriz. Bay bay diyoruz Bizans'a ve Bizans'a elveda Bizans diyoruz ve geçiyoruz. Osmanlı fetih siyasetinde iskan politikası, istimal politikasını söylemiştik. İskan yerleştirmeydi. İstimal etmeydi Hoş görüyorum hocam. Harikasın. Hoş gördüm. Şimdi bir de Osmanlı Devleti'nin uyguladığı diğer politikalara bakalım. Devşirme sistemi var, millet sistemi var. Bunlar da çok önemli. Devşirme sistemini birinci Murat getirecek ve çok değerli bir politika. Şimdi bunu çok dikkatli bir şekilde anlatacağım ki bu ta üniversite sınavına bile karşına çıkıyor. Çok önemli bir şey. Şimdi Osmanlı Devleti ne yapıyor biliyor musun? Diyor ki ya kardeşim burası bizim devletimiz diyor. Tamam mesela. Burası diyelim ki başkent. Burada padişah var. Tamam mı? burada. Çok güzel. Her şey çok iyi. Burada Türkler var. Diyor ki ya diyor ben diyor diyelim başkent İstanbul olduğunu için. Ben diyor İstanbul'u koruyacak diyor. Kendime diyor askerler bulmalıyım diyor. Ama bu askerler, bu askerler beni koruyacak olan askerler esasında bana tamamen itaat etmeli diyor. Çünkü ben eğer eskiden hani Karamanoğullarından Hamit buraları tam buralarda Türk devleti oldu. Yani Osmanlı devleti oldu. Saruhanlar, Aydınoğulları. Bunlardan biri gelirse mesela buradan bir Türk gelirse beni korursa bu diyebilir ki ya kardeşim benim de dedelerim, babalarım Türk. Benim de yani niye Osmanlı Devleti yönetiyor ki ülkeyi. Ben yöneti benim ailem yönetebilir diyebilir diyor. Dolayısıyla ben diyor İstanbul yani başkenti koruyacak olan ve beni koruyacak olan kapıma kul olabilecek olan değişirmeler yani yurt dışından çocuklar getirmiyor. Yurt dışından çocuklar var. Mesela bir ailenin diyelim ki dört tane oğlu var. Diyorlar ki bunlar hep Hristiyan da. Diyorlar ki babasına merhaba. Merhaba Alfred. Aynen merhaba Alfred diyorlar. Alfred'cim bak senin dört tane oğlum var diyorlar. Bize koskoca Osmanlı devleti diyorlar. Oğullarından bir tanesini bize ver. bir tanesini ver. Biz hem onu yetiştirelim. Osmanlı devletinde eğer zeki ise Padişahın yanındaki sadrazam bile yapabiliriz diyorlar. Yani padişahtan sonraki ikinci adam yapabiliriz. Eğer çok zeki değilse normal bir adamsa işte asker yapabiliriz. Para kazanır, çok güzel maaş alır. Sonrasında da emekli olunca da geri döner ülkesine diyorlar. Ama buradaki bir adam alamazlar. Niye? Buradaki bir Türkiye alsalar mesela Dulkadiroğullarından bir adam alsalar. Dulkadiroğullarındaki adam babasının Dulkadiroğulları olduğunu hatırlar. Hiçbir zaman unutmaz İleride sadrazam olursa. Ama padişahın yanındaki sadrazam eğer bir yabancı yani devşirme yani eskiden bir Hristiyan çocuğuyken sonradan Müslüman Evet sünnet ediliyor tabii ki Tonguç'um. Sünnet edilip Müslüman olmuş ve yetiştirilmiş bir kapı kulu yani devşirme olursa daha rahat ederiz diyorlar. Yani kendilerinin etrafını koruyacak olan her şeylerini teslim edecekleri adamları devşirmelerden seçiyorlar. Buralara da tımar sistemi veriyorlar. Topladığınız vergi kadar asker yetiştirin diye buralara tımarlar veriyorlar. Ama padişah etrafını koruyacak, kapısına kul olacak. Askerleri değiştirmelerden seçiyor. Değişirmede mutlu. Adam zaten Bulgaristan'ın köyünde boş boş oturacağına geliyor Osmanlı elitinin sarayına giriyor. Sarayda en derun denen bir yerde güzel güzel eğitim alabiliyor. Yeniçeri ocağında eğitim alabiliyor. Maaşını alıyor. Oh ne güzel. Ee, Osmanlı padişahını koruyabiliyor. Ordunun en güçlüsü. Yani süper bir pozisyonda Hatta bunlar sonradan Osmanlı Devleti'ni ele geçirmeye çalışacaklar. Diyecekler ki ocak devlet içindir değil de devlet ocak içindir diyecekler. Sonradan da ikinci Mahmut bunları kaldıracak. Bunlar bu sistemi boşuna verin artık biz bunları güvenmeyelim diyecekler. Demek ki devşirme sistemi Rumeli ve Balkanlardan 8-18 yaş aralığındaki Hristiyan ailelerin çocuklarını alınıp hatta daha da küçük. Türk ve Müslüman geleneklerine göre yetiştirilmesi. Yani çocuğun ismi Diyelim ki Abraham yani ne yapıyorlar? İbrahim yapıyorlar. Aynen İbrahim yapıyorlar. Abraham İbrahim oluyor. Sünnet ediyorlar. Diyorlar ki seni yetiştireceğiz. Güzel güzel askerlik hizmetlerini öğretiyorlar. Baktılar ki İbrahim çok zeki. Onu İbrahim Paşa yapabiliyorlar. Mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın en büyük yardımcılarından bir tanesi İbrahim Paşa normalde devşirme, Türk falan değil, Müslüman da değildi doğduğunda, babası da Müslüman değildi. Ama onu alıp yetiştiriyorlar ve ona da güveniyorlar. Niye? Çünkü kapıda kul cool. adamın bir geçmişi gelecek ya. Robocop gibi yani tamamen bir robot gibi. Ona güvenebiliyorlar. Ona her şeyi teslim edebiliyorlar. Ama Dulkadiroğullarından birinin çocuğunu alsalar, Dulkadiroğullarından birinin çocuğunu yetiştirseler... ...yarın bir gün o çocuk diyebilir ki ya baba ya bir dakika ya ben Osmanlı padişahını yaptığı erişme yapıyorum zaten ya. Onu indirelim biz ülke yönetelim diyebilme riski var. Ama değiştirmelerin öyle bir riski yok. O zaman değiştirme sistemi devletin asker ihtiyacını, koruma ihtiyacını, kapıda kul olabilecek güçlü asker ihtiyacını, yönetici ihtiyacını karşılamak için... ...Hristiyan çocukların alınıp Müslümanlaştırılıp çok iyi bir şekilde yetiştirilmesi olayın. Millet sistemi ise Osmanlı Devleti'nin içerisinde yaşayan toplulukları inançlarına göre örgütleyip yönetmek. Yani Osmanlı'da sen Türksün, sen Ermenisin, sen Rumsun diye bir ayrım yok. Osmanlı'da esas ayrım sen Müslümansın ya da gayrimüslimsin ayrım var. Ama bu ayrım olmasına rağmen Osmanlı'da ne var? Hoşgörü var hocam. Çok güzel söyledin. Hoşgörü var yani istimalet politikası var. İstimalet sayesinde millet e, sistemi hiçbir şekilde zarar görmüyor. Osmanlı Devleti'nin uyguladığı politikalarda bu dersimizin başına söylemiştik. Gaza ve cihat politikası. Gaza deyince aklına ne gelecek? Allah 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 sesleri. Aynen dediğim gibi Allah 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 sesleri. Bak Allah 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 diye saldırıyorlar. Niye? Allah için savaşıyorlar. Yani İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaşa gaza diyoruz. Din uğruna yapılan savaşa da cihat diyoruz. Dolayısıyla Müslümanlar hatta gaza politikasında şöyle bir şey var. Eğer ölürsen ne oluyorsun? Şehit oluyoruz. Harikasın. Ölürsen şehit oluyorsun. Peki ölmez sağ kalırsan ne oluyorsun? Gazi hocam. Mükemmelsin. Gazi bak. Gazada ölürsen şehit oluyorsun. Yoksa morta, diğerleri ölünce mortanzi oluyor ama bizim askerimiz ölünce şehit oluyor. Bizim askerimize biz ne deriz Songuç'um? Mehmetçik hocam. Harikası Mehmetçik deriz. Mehmetçik ölürse şehit olur vatan için. Ölmez sağ kalırsa da gazi olur. Ama diğer askerler öldüğü zaman mortanzi oldu. Yani Niyazi oldu, mortanzi oldu, gitti diyoruz. Dolayısıyla bizim askerimize biz niye şehit ve gazi gibi ummanlar verebiliyoruz? Çünkü gaza politikası. Allah için, İslam için savaşıyorlar. Ve Müslüman olmayanlara karşı savaşabiliyorlar. Burası önemli. Cihatta din uğruna yapılan savaş. Geldik buraya Osmanlı toplum yapısına. Şimdi Osmanlı toplum yapısında bir yönetenler var Tonguç'um. Bir de yönetilenler var. Şimdi bunu sonrasında padişahlarımızı iyi öğrendikten sonra diğer videoda Osmanlı... Fetih siyasetini öğrendikten sonra e, çok güzel bir şekilde öğreneceğiz ama burayı da bir iyi bilmemiz lazım, burayı anlamak için. Osmanlı'da yönetilenler, işte Müslümanlar ve gayrimüslimler var, tüccarlar, esnaflar var ya da köylüler, şehirler ve göçebeler var. Yani yaşayış biçim açısından ya köylüsündür, ya şehirlisindir, ya da göçebesindir. Sen köylü müsün Tonguç? Kadıköylüyüm hocam. Kadıköylüyüm diyorsun. Evet, Kadıköy'de köylü sayılır. aslında Kadıköy İstanbul'da olduğu için sen şehirlisin. Bak, köylüler, şehirler, göçebeler var. Mesleki açıdan tüccarlar ve esnaflar var. Yani ticaret yapanlar ya da esnaf olanlar var. Yani ahiler gibi böyle e, dükkanlar olanlar. Dini açıdan da Müslüman ve gayrimüslim var. Tamam mı Tonguç'um? Yönetenlere baktığımızda ise burası yönetilenler. Bunlara biz reaya diyoruz. Bak bunun diğer adını lisede öğreneceksin. Reaya. Yönetilenler. Yönetenler ise askeriye. Bunların hepsine askeriye deniyor. Yani asker gibi düşünme. Askeri denince tüm ülkeyi yöneten bu Aslında Seyfiye, kalemiye ve ilmiye var. Bunların da ne olduğunu şimdi gel görelim. Şimdi bir kere devletin en başında kim padişahı var? Padişah var hocam. Aynen. Devletin en başında padişah var. Son söz padişah. Padişah diyor ki bu böyle olacak diyor. Bitiyor. Son söz padişah. Yani işte bunlar padişaha danışmanlık yapıyorlar. Yardımcıları yani. Şimdi Seyfiye yönetim ve askerlikle ilgileniyor. Sadrazam var. Padişahın vekili. Vezirler var. Askeri ve siyasi işlerle ilgileniyor. Sadrazamın günümüzdeki karşılığı başbakan yani. Diyelim ki bu padişah e, cumhurbaşkanıysa bu başbakan oluyor. Tamam mı? Vezirler de Bakanlar oluyor günümüzdeki bakanlar. Yani işte Maliye Bakanı falan filan gibi düşünüyor. Yani birazdan çeşitlerine geleceğiz. Vezirler askeri ve siyasi işler yapıyor. Kalemiye ise bürokrasi. Nişancı parçağın turasını çekiyor. Bu İçişleri Bakanı gibi. Bak hatta burada sıfırdan yediye sözlerle bunu çok güzel bir şekilde özetledik. Bu sayfadan da mutlaka sen çalışmalısın Tonguç'um. Nerede? Şurada. Hemen açalım o sayfayı da göstermek istiyorum. Bak burada. Bak. Sadrazam... Şimdi tabi Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkan Yardımcısı oluyor. Eskiden Cumhurbaşkan Yardımcısı Başbakan oluyordu. Vezirler, bakanlar... Mesela nişancı, devlet işleri, özel kalem müdürü. Yani sanki İçişleri Bakanı gibi yani. En üstteki adam yani. Tamam mı? Burada her bir divan iman üyesinin ne iş yaptığını buraya tek tek yazdık. Şimdi nişancı o zaman neymiş demek Özel kalem müdürü. Ee, özel kalem müdürü. Özel kalem müdürü. Yani padişah her şeyi imzalayacak hali yok. Padişahın bu işte uğraşacak hali yok. O yüzden... Diyor ki nişancısına sen diyor benim yerime imza diyor. O da onun padişahın böyle turaları var. Onları böyle tuğrayı çekiyor tam padişah. Defterdar maliye bakanı yani devletin mali işlerinden sorumlu. Reisül kitap dışlerinden sorumlu. Yani o zaman ne Dış Dışişleri bakanı hocam. Aynen dediğin gibi. Dış işleri bakanı. Dışları bakanı. Kazasker eğitim ve adalet işlerinden sorumlu. Yani milletin bakanı ve aynı zamanda adalet bakanı. Şeyhülislam da günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanı gibi yani fetva veriyor. Fetva nedir hocam? Fetva nedir söyleyeyim Tonguç'um? Fetva dini emir. Yani şimdi camilerde kimler var? İmamlar var. İmamlar dini kuralları tabii ki Kur'an-ı Kerim'den öğreniyorlar ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müftüleri var. Müftüler kendi aralarında bir kural belirleyip bunu Kur'an-ı Kerim'e göre belirleyip diyorlar ki imamlara bunu böyle söyleyeceksiniz halka. Mesela halk diyor ki biz bunu ne yapacağız diyor mesela. Biz bu konuda sıkıntı yaşıyoruz bu konuda ne yapmalıyız diyor mesela. E, o zaman imamlar müftülere soruyor. Müftüler de Şeyhülislam'a yani fetvayı verecek kişiye soruyor. Fetvayı da veriyor diyor ki işte bunu böyle yapabilirsiniz diyor. Tamam diyorlar. Ondan sonra o fetvaya göre halka bildiriyorlar. Halk da öğreniyor. Yani Diyanet İşleri Başkanı müftülere, müftüler, imamlara, imamlar da halka söylüyor. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı yerinde eskiden Şeyhül İslam var. Tonguç Eladım benim. Şimdi bir de Anadolu Erenleri diye bir şey var. Eren demek ermiş. Yani böyle Allah için, iyi, ahlak için, iyi insanlık ...yolunda kendini adamış kişilere... ...eren deniyor. Yani bu insanlar için... ...para kazanayım, şunu alayım, bunu alayım... ...evim olsun, çoluk olayım. Öyle değil. Bu insanlar kendini Allah'a... ...iyiliğe teslim etmiş kişiler. Birincisi... ...dervişler var. Abdalanurum. Abdal, abd kul demek Tonguç. Mesela... ...Abdullah diyoruz ya, Allah'ın kulu mesela. Abdullah, Allah'ın kulu demek. Şimdi Abdalanurum'da... ...bunlar dervişler... Rumeli'de İslam dininin doğru anlaşılması ve yayılmasına katkıda bulunan dervişler. Yani Rumeli neydi? Balkanlar tarafında işte Avrupa yakası tarafındaki kısımdı. Oralarda İslamiyet anlatıyorlar. Ahiyan Rum'da ahiler bunlar da esnaf, sanatkar ve meslek sahiplerinin meydana getirdiği grup. Bunlar da ahilerin e, yetişmesini sağlıyor. Baciyan Rum'da hani bacı ne demek? Kız kardeşi hocam. Kız kardeşi demek çok güzel. Bunlar da kadınlar sosyal, ekonomik ve askeri alanlarda faaliyet gösteren Anadolu Kadınları Teşkilatı yani Osmanlı Devleti'nde kadın da toplumun yapısında içerisinde var. Gaziyan Rum'da gaziler ve alpler. Bunlar da savaş konusunda tecrübeli akıl ve sahibi savaşçı dervişler. Yani hem derviş Allah için kendini teslim ediyor ama aynı zamanda savaşçı özelliği de var. Şimdi Tonguç'um bu konuları mükemmel bir şekilde öğrendik. Zaten bak burada sıfırdan yediye sözel kitabımızda bunları senin için süper bir şekilde özetledik. Aynı zamanda yazılı notlarımız da var. Mutlaka buradan güzel güzel çalışmalısın. İkinci videomuzda, şimdi bu videomuz bitti. İkinci videomuzda seninle birlikte az önce söylediğim gibi Osmanlı fetih siyasi kuruluş dönemini, kuruluş dönemi gelişmelerini, yükselme dönemini hep beraber öğreneceğiz. Diğer videomuzda mutlaka bekliyoruz. Ama o videoya kadar şimdi sana ödevlerini vereceğim. Öncelikle... Hemen e, ee, Dinamo Soru Bankamızı açıyorum Tonguç'um. Dinamo Soru Bankamıza bak. Fetih siyaseti yok. Fetih siyaseti diğer videomuzdan sonra. Türk tarihine yolculuğa bakacağız. Burada Tonguç evladım benim. Gel bakalım. Ha, burada. Bir devlet doğuyor. Bunun dersimiz bir devlet doğuyordu. Burada bir devlet doğuyor. Bir testi. Yani test 12. Bir devlet doğuyor. iki testi. Yani test 13. Test 14. Test 15. Test 16'yı güzel güzel çözüyorsun. Yazılığınıza çıkacaksa burada Türk tarihine yolculuk kısmında yapıyorsun. Aynı zamanda Tonguç evladım şey benim e, taktikli sözel kitabımızda da yine burayla alakalı sosyalde de burada bir devlet doyuyor testimiz var. Onu da çözmeni istiyorum. Zoru Bankası'nda yine bir devlet doyuyor testini çözdüğünde mükemmel şekilde bu konuyu halletmiş olacaksın. Şimdiden yazılarına başarılar diliyorum Tonguç'um. Hadi bakalım o zaman ödülü sorumuzu yapalım yorumlara yollayalım. Osmanlı Fetih Siyasi videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.